Orta neden tercih ettin? Ben bu ekibin parçası olmalıyım dediğim an oydu aslında. Bir üniversite öğrencisi, uzun dönem ortakta çalışan bir insan part-time olarak neler yapar? Part-time çalışma okulda nasıl gidiyor sorusunun cevabı da... Sabah gittiğimde insanlar masalarında uyuyorlardı. Türkiye'deki en iyi mühendislik şartları bunlar mı? Ne bekliyorsun şu an kripto piyasasından? Para var, emanet ediyorsun ve o emanetin başında birinin olduğunu bilmek... Ortak Podcast'in 16. bölümünde ekibimizin en genç arkadaşlarından Sinan'la beraberiz. Onunla hem ekip arkadaşımız olarak hem de bir kullanıcı olarak ortak deneyimini konuşacağız. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk abi, selamlar. Öncelikle Hikmet Sinan Çakmak kimdir? Oradan başlayalım. Tamamdır. Sinan Çakmak kimdir? Sinan Çakmak İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve ekonomi çift anadalı yapan son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda da ortak ekibinin de en genç üyelerinden biridir. Son bir senedir beraber, sizinle beraber çalışmaktan, uygulamayı geliştirmekten 10 numara keyif alan bir insandır diyebilirim. Süper, çok güzel. Peki ilk şeyden başlayalım, biraz daha geriye gidip. Orta neden tercih ettin? Abi şimdi şöyle, bu işin hikayesi. Seninle ilk mülakat yaptığımız dönemde, özellikle o ara bir yakın bir arkadaşımla ben de bireysel olarak böyle... İnceliyordum diyebilirim finansal piyasaları. Acaba hangi borsalarda nasıl işlemler dönüyor? Biz bu işlemleri işte bilgisayar okuduğumdan mütevellit istemsizce oraya yanaştırmaya çalışıyorum. Otomatize edebilir miyiz? Bununla alakalı nasıl robotlar yapılır? Bunun stratejiye dökülebilir mi bunlar? Veya dökülebilir veya dökülemezse acaba biz bunun bir marketplace'ini yapıp insanlara bu amaç ile buluşturabilir miyiz? Gibi düşünceler kafamda geçerken ve bununla alakalı da böyle çok aslında derinlemesine araştırma yaptığım bir dönemde tam olarak ne de şanslıyım ki ortak ekibiyle karşı karşıya geldim. Seninle aslında ilk yaptığımız mülakatı hatırlıyorum. 1-1,5 saate yakın, aslında saat gece de 11-12 idi belki. O zaman da mı öyleydi? Aynen. Çok da memnun olmuştum ta o zaman vaktini ayırıp uygulamayı derinlemesine bahsettiğin için. Ve sonrasında zaten direkt hani dedim hani okey, ben zaten bu işi hani bireysel olarak ilgi duyuyorum. Bu insanlar bu işi, arkada büyük bir fonlama var. Çok daha profesyonel yönetiyorlar. Ve ben bu ekibin parçası olmalıyım dediğim an oydu aslında. Sonrasında hani kafamda hani neden ortak diye hiç soruyu sormadım bile diyebilirim. Süper. İstersen bir de o süreci konuşalım. Yaklaşık bir yıldır beraberiz. Kariyerinin ilk bir yılı nasıl geçiyor? Şimdi kariyerimin ilk bir yılını değerlendirmem gerekirse özetle çok keyifli. Bir de biraz foreshadowing yapmış gibi olayım. Ben ideal senaryoda kendi işimi yapmak istiyorum. Aynı senin gibi biraz daha böyle startupçı bir kişiliğim var diyebilirim. O bir kere insanın damarına girince orada kalıyor. Benim ortaktaki deneyimlerim aslında bir bakıma bana bu alanda da müthiş bir fayda sağlıyor. Dediğim gibi finansa ben bireysel olarak da ilgi duyuyorum. Eğitimimi de düşündüğüm zaman finans ve veri bilimi benim aslında şahsi ilgi alanlarım. Bir de işin içine işte startup kültürüne aşinalığım ve eninde sonunda hani kendim bir startup'ı kurup büyütmek istediğim için keza kendi bir startup'ım da var. Hatta bu startup'ta da biz veri bilimi kullanarak yapay zeka temelli eğitim öğretim platformları geliştiriyoruz. Şimdi bu bağlamda hali hazırda zaten bir startup içeriden görmemiş, deneyimlememiş bir insanın bir anda böyle ben çıkıp da işte şu kadar şeyler başaracağım, bu kadar para toplayacağım demesi çok mantıklı olmuyor. O yüzden bu tecrübeye hali hazırda çok ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ve o açıdan çok memnunum kariyerimin ilk senesini düşündüğüm zaman. Diğer taraftan da dediğim gibi finans çok büyük bir sektör, çok precise, çok özenli iş yapmanız gereken bir sektör ve bu konuda da hani senin bizim buradaki iş ahlakını görmek bana çok büyük katkı sağlıyor. Aynı hem senin iş birimleriyle Doğan abinin gerekirse farklı iş birimlerinin birbiriyle iletişimlerini de incelediğim zaman hani gerçekten overall bir iş nasıl kurulur, nasıl fonlanır, nasıl büyütülür, nasıl ilerletilir? Bu aslında kafamda net bir şekilde şekilleniyor burası sayesinde. O yüzden dediğim gibi kariyerimin ilk yılı çok keyifli geçiyor diyebilirim. Ya vallahi ben de açıkçası senin için çok faydalı bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. İlk baştan beri de bunu konuşuyoruz. Biraz şeyi de konuşalım mı? Yani bir üniversite öğrencisi, uzun dönem ortakta çalışan bir insan part-time olarak neler yapar? Sen kendinden çıkıp birazcık ya özetleyebilir misin? Şöyle tabii özetleyeyim abi. Ben bu konuda aslında çok şanslı öğrencilerden biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü aslında üniversite tercihi yapmak, bölümü karar vermek 17-18 yaşında insanların yaptığı, benim de.
Ve sonrasında da hani sevmeye ümit ettiği, gerçekten ilgi alanı inşallah odur da hani devam edersin diyebileceğimiz bir konu. Ben 18 yaşında ekonomi ve bilgisayar mühendisliği okuyacağım dediğim zaman benim de aklımda aslında ekonomiye dair ne de bilgisayara dair öyle çok net şekillenen bir kariyer yolu yoktu. Ama sonrasında aslında bölümün derinine dalınca kişisel ilgi alanlarında dediğim gibi hani büyük kesişimler yakaladığımı fark ettim. Hı hı. Bu bağlamda da part-time çalışma okulda nasıl gidiyor sorusunun cevabı da şöyle gidiyor benim için. Ben okulda aynı zamanda finans ve finansal politikalar ve uluslararası piyasalar alanlarında uzmanlaşma programları yapıyorum. Ve bu kontekste aldığım dersler de aslında birebir buradaki yaptığım işle kesişiyor. Ben burada veri bilimi tarafıyla alakalı bilmem her şeyi üstleniyorum. Ve bir gün okulda diyelim ki portfolyo optimizasyonu çalışıyorum. Geliyorum burada yine acaba bizim traderların portfolyoları nasıl şekillenmiş diye kontrol edebiliyorum. Veya bir risk score araştırması yapıyorum okulda, bir proje yapıyoruz. Sonra onu bildiğimiz hands-on bir experience'la burada deneyimleme şansı yakalıyorum. Dolayısıyla benim için aynı anda okuyup çalışmak sadece okumaktan çok daha faydalı oluyor dahi diyebilirim. Aynı zamanda hani bilgisayar bölümüne de hani burada bizim database'imizde işte SQL kullanarak yaptığımız birçok araştırma, birçok query beni çok birçok dersimde dediğim gibi yine destekliyor. Hani bu dönem alıyorum mesela bir database management dersi. Hani birebir ben bir senedir burada ne yaptıysam zaten okulda da aslında bunu uyguluyorum gibi diyebilirim. O yüzden benim için çok paralelde giden destekleyici bir süreç okurken çalışmak. Güzel. Senin için tabii gerçekten ekstra bir şey de var orada, yani bir match de var. Aynen öyle. Bakarsın. Yani ben şey dedin ya, hani 18 yaşında insan bir şekilde bir tercih yapıyor. Hı-hı. Sen 18 yaşında mı double major kararını da verdin? Aynen. Ya benim için de o şöyleydi aslında. İşin biraz özel sebepleri de var. Ekonomi okuyacağım belliydi. Hı-hı. Üniversite sınavına girmeden önce. Üniversite sınavında da aslında ben biraz böyle taktiksel bir yol izledim diyebilirim. Ben eşit ağırlıktan girdim. Bu arada üniversite sınavında da 31. oldum. Onu da araya sıkıştırayım. Güzel skor. Teşekkür ederim. Eşit ağırlıktan girmeye karar verdim. Planım da en kötü ihtimalle işte ilk 1000'e, ilk 800'e, 700'e girip Boğaziçi'ne giderim gibiydi. Olursa da işte Koç'a gireriz. Buradan da işte bilgisayarı da yanına dahil edebilirsem ne ala gibisinden üniversite sınavına girdim aslında ve aslında planladığım gibi de devam etti. Çünkü ya bunun da sebebi şu, eşit ağırlıktan girip de hani bilgisayarla da çap yaparım niye diyorsun. Bunun da aslında sebebi şu, dediğim gibi alan olarak ekonomiye de mühendisliğe de ilgi duyuyorum ama bir mühendislik bizim eğitim öğretim sistemimizde bir matematik fen sıralamasına yerleştirdikten sonra mümkün oluyor. Ya bu sıralamada çok çarpıcı, yani çok zor bir at yarışı. Hani çok zor bir at yarışı hem de. Hani hiç diğer eşit ağırlık ve sözelle kıyaslanamaz. Burada işte şans faktörü çok büyük rol oynuyor. Hani istediğimiz kadar işte çalış edin dedin. Hani gerçekten iyi bir okulda burslu okuyabilmek için ya da işte Boğaziçi gibi okullarda mühendislik okuyabilmek için işte ilk 300'e 400'e girmen gerekiyor ki bu çok yani şans faktörü çok büyük etken burada. Ben de o şansa bırakmak istemedim. İlgi alanlarımdan biraz daha bunu gerçekleşmesi basit olanı tercih edip sonrasında da bağdaştırmış bulundum. Biraz daha keyifli oldu yani diyebilirim. Güzel. Ben kendi tecrübemden kısaca bahsedeyim. Hani 18 yaş diyorsun ya, işte herhalde ne zaman yapıyorsun ilk stajı? 20'inde, 21'inde falan. Yani bir tane staj yaptım. Hadi küçük bir yerdeydi. Yani üretim, ben makine mühendisliği mezunuyum bu arada. Üretim işte durmadan ne bileyim işte tornası, frezesi vesaire. Hani dedim ki ben gerçekten bu işi yapacak mıyım, yapmalı mıyım? Ondan sonrasında bir sene sonra daha büyük bir yer. Şimdi belki çok marka geçirmeyeyim ama çok daha büyük. Hani Türkiye'deki en iyi mühendislik yapılabilecek yerlerden bir tanesine bu sefer gittim. Daha staja gitmeden görüşmesinde sabah 7'de bir servisle işte bir COSGAP Gebze tarafında sabah gittiğimde insanlar masalarında uyuyorlardı. Dedim ki yani Türkiye'deki en iyi mühendislik şartları bunlar mı? Ama maalesef öyle. Ondan sonra da zaten hani hiç mühendislik yapmamaya karar verdim o gün. Senin kadar şanslı değildim aslında bakarsan şey konusunda, yani bölüm tercihi ve sonra yaptığım iş konusunda. Kendi kişisel hobime döndüm. Ama kişisel hobiye dönmek bence, yani kişisel ilgi alanına dönmek en doğru iş. Ne şanslısın ki bence sen bir de onları kendi eğitiminle de aslında örtüştürmüş durumdasın. Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle. Peki istersen biraz da şey konuşalım. Yatırım birikim tarafını konuşalım. Hı hı. Şu an birikimin var mı ve nasıl değerlendiriyorsun?
Şöyle ki abi, o konuda aslında şimdi yatırım dediğimiz zaman yatırımın birkaç aşaması var. Şimdi ilk etapta aslında bir asset allocation dediğimiz, işte hangi piyasalarda ne kadarlık mal varlığını bulunduracağım gibi bir tercih yapması gerekiyor yatırımcının. Hı hı. Bu işte pay piyasaları olabilir, sermaye piyasaları olabilir, ETF'ler olur, belki kripto olabilir. Bundan sonra da işin içine işte biraz daha portfolyo optimizasyonu sokup işte modern portfolyo teorileri falan, yani işin literatüründe böyle işte verilen bir risk seviyesindeki maksimum return'ü döndürüp buna uygun bir portfolyo yapmak. Ama bunu kendin yatırımlarında yapıyor musun dersen, hayır yapmıyorum. Ben biraz daha dediğim gibi hani hem bir finansın retail tarafına da hem hakim olmak istiyorum hem de ilgi duyduğum için daha çok ben yeni çıkan, ha şöyle bir uygulama varmış ya da şu aracı kurum şöyle bir ETF çıkarıyormuş, yok şu çok popülermiş gibi bir söylem duyduğum anda hemen ona bir saldırıp bakarım, ha bu neymiş ne değilmiş diye. Bu durumda da ben genelde şöyle düşünüyorum, böyle bir en azından kendi risk iştahım için diyeyim. %10, %15 civarında böyle bir kriptoda tutup, bu tabii böyle biraz hani belki kaldıraç alınabilir ama yine de çok yüksek tutulması gerekiyor. Bunu bir de karşı tarafta offset etmek, dengelemek için yine böyle %15-20'lik belki altın olur, belki devlet tahvili ve Eurobond civarı, böyle o ayarda bir takım yatırım araçları kullanabilir. Geriye kalan bu ortadaki büyük chunk içinde daha çok işte ben fonlara yatırım yapmayı ya da işte ETF'lere yatırım yapmayı biraz daha şey buluyorum, biraz daha mantıklı buluyorum. Çünkü tepesinde hani bildiğimiz ettiğimiz bunun için eğitimini, tahsilini almış yöneticiler var. O yüzden ben yatırımlarımı aslında böyle değerlendiriyorum ama dediğim gibi eğer ki hani bu yüzdeliği değiştirecek kadar keyifli bir fikir, bir yenilik, bir uygulama çıktığında da hemen onu denemek için saldırıyorum diyebilirim yani. Benim yatırım deneyimim biraz daha şu an bu yaşlarımda özellikle daha oyuncak gibi kullanıyorum diyebilirim. Yani biraz daha piyasayı tanımak, ne tür enstrümanlar olduğunu görmek için yatırım yapıyorum diyebilirim. Bence senin bu alışkanlığın ve yaklaşımın genel üniversite profiline çok uymuyordur diye düşünüyorum. Ya etraftaki arkadaşların mesela nasıl yatırım yapıyorlar mı önce? Şimdi şöyle, aslında üniversite öğrencisi dediğimiz 20, 22, 23 yaşında bir adam maksimum. Şimdi bu yaştaki bir insanın aslında yatırım yapmak için çok büyük meblağlarda parasının olmaması aslında en büyük yatırım yapmama sebeplerinden biri. Ama bu geçtiğimiz özellikle sene borsaya akan çok büyük yatırım sayısından sonra ben de etrafımdaki arkadaşlarımdan da gerçekten ha şuradan şu kağıdı aldım, buradan bu kağıdı aldım diye böyle bir kıpırtılar duymaya başladım. Ama dediğim gibi yani özellikle zaten eğer ki hani bir mal varlığı, hani ailenin parasını yönetme gibi bir durum yoksa kişisel olarak gençler ihtiyaç da duymuyor yatırım yapmaya. Hani o da yatırımın doğal sebebiyle alakalı yani. Gibi görüyorum ben. Bilgim olmaması benimle alakalı. Ya bu borsa tarafında yaşanan bu şey, talep. Aslında bundan birkaç sene önce de kripto varlıklarda bir benzeri oldu aynen diye düşünüyorum. Yani o zaman da üniversitelerde mesela çok ciddi kripto varlıklar konuşuluyordu. Evet. Bu sene bir benzeri belki olabilir gibi geliyor ama şeyde çok haklısın yani. Zaten genç adam, birikimi az ve o birikim büyük ihtimalle onun için zaten bir arkada bir aile maile vesaire bir şey olmadığı için de aslında o birikimi ben katlayabilir miyim diye bakıp direkt fırsatlara yöneliyor aslına bakarsan. Aynen. O yüzden senin modern portfolyo teorin bütün üniversite öğrencilerine şey uygun değildir diye düşünüyorum ama. Ya bir de şöyle bir mevzu var. Bence özellikle bu işte Gen Z dediğimiz hani gençlerden ziyade hani biraz da bizim jenerasyon dediğimiz jenerasyonun şöyle bir problem var. Problem bu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı, pandemi yani. Hepimiz aslında en güzel yıllarını belki 2 senesini 3 senesini evde ya da böyle çok inişli çıkışlı anlarda geçiren bir gençlik var. Şimdi bu insan profilini düşündüğüm zaman da ben diyor ben bu insanlardan çok geleceğe yönelik bir yatırım yapılmasını hani beklemem. Çünkü geçmiş tecrübelerine bakarsa bu insan, bu kişi zaten 20 yaşında, 18 yaşında geçtiği 3 seneyi pandemide geçirmiş. Ondan önce zaten çok bilinçli bir insan değil. Ve dolayısıyla hani biraz daha senin de dediğin gibi hani ha fırsat çıkarsa ben oraya gideyim, daha böyle günü kurtarayım. Ha işte borsa açıldı, borsaya gireyim. Coin çıktı, coin'e gireyim gibi değerlendirmelerinin de aslında bunun doğal bir sonucu olduğunu da düşünmüyor değilim. Yani pandemi Gen Z'yi çok büyük etkiledi, çok büyük. Yani ben yaşımda hani rakam vermek de istemiyorum belki yanlış olur ama ya okudum bir araştırmada %45'e yakın
Gen Z popülasyonunun hani tanılı bir mental rahatsızlığı olduğu da bir gerçek yani. O yüzden dediğim gibi hani biraz daha pandemi ve devamında gelen işte özellikle hani bizim memleketi düşündüğümüzde de çok daha işte geçtiğimiz sene deprem gibi kocaman büyük bir felaket yaşadık. Yani ben özellikle böyle anlarda hani direkt geleceğe dair çok ya ümit kalmıyor falan tabii ki yok ama hani bir düşünecek fırsat olmuyor geleceği. Çünkü daha hani bugün problemdeyiz işte yani kriz oluyor falan gibi düşünüp daha o yüzden geleceği sonraya bırakmayı beraberinde getiriyor. Böyle bir daha mı geleceğiz dünyaya kafası? Aynen. Oluyor diyorsun. Aynen. Peki biraz da şeyi konuşalım. Şu anki piyasayı konuşalım. Kripto all time high yani Bitcoin konuşursak all time high yaptı. Özellikle Mart'ın başı hem piyasa için hem bizim için çok hareketli geçti. Sen ortağı nasıl kullanıyorsun? Şu an birikimlerini kripto tarafındaki bu %15'i nasıl değerlendiriyorsun? Ben bu bağlamda da bizim uygulamanın bu sosyallik tarafını da aslında çok beğeniyorum diyebilirim. Arkadaşlar arasında işte iddialaşmalar, farklı kapışmalar döndüğünü hani biz de duyuyoruz kullanıcılarımızdan, görüyoruz. Ben de aslında bundan da çok keyif alıyorum diyebilirim. Hani Gedayla hep bunlardan bahseder, konuşuruz işte. Sen bana bugün bu kadar kazandırdın, bu kadar kaybettirdin diye. Bu böyle de bir keyifli tarafı var ortak olmanın birilerine. Birbirinize para emanet edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Okey. Peki trader seçerken neye bakıyorsun? Ya aslında trader seçerken benim baktığım birkaç metrik var. Bunlardan bir tanesi maksimum düşüş metriği. Bu çok önemli. Çünkü az önce bahsettiğim gibi hani maksimum düşüşü yüksek olan bir insanın bu düşüşü toparlaması için gerçekten çok büyük dönükler yapması gerekiyor. Ve aslında overall'da kâra geçmesi çok daha zor hale geliyor. Bununla beraber de son zamanlarda buna bakmayı öğrendim. Gerçekten düzeltme haftalarında ne olmuş? Hani bu trader düzeltme haftasında belki kaldırıcı ek limitini kapatıp nakitte mi kalmış veya pozisyonları koruyup gerçekten her gün zarar mı yazmış? Buna da aslında bakıyorum diyebilirim. Senden nasıl durumlar aslında abi? Merak etmiyor değilim senin yatırım profilini. Ben şimdi sen şeyi söyleyince hani düzeltmelerle karşılaştırıyorum deyince aslında şu şeyi yapmamız gerektiğini düşündüm. Yani trader'ın getirisini Bitcoin veya işte kriptoların genel endeksiyle karşılaştırıp, sepetiyle karşılaştırıp trader'ların getirisine bunun üzerinden karşılaştırmalı olarak göstermenin önemli bir şey olabileceğini düşündüm. Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki absolut getiri de önemli ama bir yandan piyasaya göre de ne yaptıkları önemli. Sadece şu an hani kripto yaptığımız bir dünyada. Ben kimleri seviyorum onu da çok kısa bahsedeyim. Hatta kendi ekranımdan da sana göstermeye çalışayım. Abi bir kere şey var yani birkaç tane şey trader var. Zaten çok iyi iletişim kuran trader var. Yani piyasa yükselirken de arada hep kar alalım. İşte takipçilerine pozisyonlarınızı azaltabilirsiniz. Ben biraz kar alıp pozisyonlarımı küçültüyorum diye iletişimini bunu çok iyi yapan X Trader'in gibi arkadaşlar var mesela. Katılıyorum. Beklenti, çok verimli oluyor. Evet. Beklentilerini çok iyi paylaşıyorlar takipçileriyle. Tabii ki her zaman isabetli karar vermek çok kolay değil. Ama önemli olan rasyonel bakabilmek. Yani hiçbir işte hızlı yükselişin sonsuza kadar sürmeyeceğini bilip yukarıda eklemek yerine yani aslında biraz açgözlü bir yaklaşım oluyor çünkü. Eklemek yerine aslında karını realize edebilmek önemli bir meziyet. Orada X-Trading bence o anlamda iyi traderlardan bir tanesi. Axelrod yine riskini iyi yöneten, hani piyasanın yükseldiği zaman bunun böyle şeyine kapılmayan, hani aurasına kapılmayan gerçekçi traderlardan bir tanesi. Onun dışında Giorgio var. Yani Giorgio daha farklı. O fırsatları iyi değerlendiriyor. İyi bir teknik analizci. Her zaman piyasanın içerisinde değil. Bence o da önemli bir şey. Yani şey yapabilmek lazım. Hani tamam şey olabilir. Böyle bazı kriptolara inanırsın. Hani all time bunun hep yukarı gideceğini genel seyir olarak. Mesela bu Bitcoin için olabilir, Ethereum için olabilir. Hani her yerden toplamaya çalışabilirsin. Fakat hani şey para kazanmak istiyorsan işte sen de diyorsun ya ek limit riskli bir şey diye. Ek limitle böyle kaldıraçla beraber para kazanmak istiyorsan aslında her zaman piyasanın içinde de olmaman lazım. Çünkü piyasa hep yukarı giden bir şey değil yani. Bir ortam değil. O yüzden Giorgio mesela orada
Çoğunlukla sadece Tether'de veya TL'de de kalabiliyor. Ama belli kriptolarda fırsat hissettiği zaman o kriptolara böyle portföyünün belli miktarlarıyla, yine böyle %100'üyle değil, giriyor. O yüzden Giorgio'yu beğeniyorum. Yani şey tarafında ben traderları nasıl seçiyorum dersen de genelde kimlerin aktif olduğuna bir kere bakıyorum. Sonrasında bir izleme listeme ekliyorum. Getirileri nasıl değişiyor diye bakıyorum. Ne kadar sık işlem yaptıklarını son işlemlerden değerlendirmeye çalışıyorum. Bir de şey burada önemli bir metrik. Yani karlı haftaları ne kadar veya getirilerinde sen de biraz önce söyledin ya %20, %30 drawdownlar çok yüksek diye. Hani haftalık ve günlük olarak getirileri ne kadar değişiyor ona bakmaya çalışıyorum. Biz zaten bu haftalık ve günlük olarak getirilerin ne kadar değişebileceğini risk skorunda da yansıtmaya çalışıyoruz. Onun üzerine seninle beraber de çalıştık. Bakalım şimdi şeyle beraber tabii bu düzeltme sonrasında piyasa nasıl gelişecek? Yani onunla ilgili de bir beklentin var mı? Ne bekliyorsun şu an kripto piyasasından? Ya kripto piyasasında şimdi birkaç büyük etmen var aslında piyasayı etkileyen. Ya bunlardan biri daha 2-3 gün önce diye anılmıyorsam Fed'in faiz kararı. Onlar bir kere zaten piyasaya hani biraz daha bullish bir hava kattı. Bunun yanında işte SEC'nin spot ETF onayı düşünülünce hani büyük fonların gerçekten büyük miktarlarda kripto aldığını görüyoruz. Bitcoin aldığını görüyoruz. Bir de tabii 18 Nisan diye yanılmıyorsam halving geliyor. Bir aydan az kaldı. İşte aslında bütün arzda düşme görmeyi bekliyoruz vesaire vesaire. Derken piyasanın kripto tarafında olumlu yöne gideceğini aslında bekliyorum. Ve bu olumlu ilerlemede de aslında düzeltmelerde çok büyük drawdown yemedikçe hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı da düşünmüyorum yatırımcılar olarak. Okay. Senin portföyüne başında bakarken zaten varlığın önemli bir kısmını kişisel yatırımlara çevirdiğini gördüm. İyi yapmışsın yani orada. Ya şöyle çünkü kişisel yatırımlara... Senin düşürdüğü çok affedersin de yani ortaklık yaptığın, yatırım yaptığın traderlar biraz daha hep şey gördüm. Yani böyle iyi piyasada iyi getiri sağlayan genelde düşük teminat oranıyla yani yüksek kaldıraçla işlem yapan traderlar. O yüzden onları o tarafa azaltman iyi olmuş yani. Aynen öyle. Katılıyorum sana abi. Aynı zamanda ama kendim coin alıp satarken de hali hazırda ben bizim platformdaki traderların özellikle listenin başındakilerin neleri alıp neleri sattıklarına da kesinlikle bakıyorum. İşlem hareketlerine bakıyorum. Portfolyolarına bakıyorum. Yani onlarla birebir aynı getiriyi takip etmek istemeyebiliyorum veya onlarla farklı düşünebiliyorum. Dolayısıyla bunlara ortak olmuyorum. Ama onların işlem geçmişlerinden aslında iyi getiren yatırımcıların ne alıp sattığını görerek kendim de bir portfolyo oluşturabiliyorum. Dediğim gibi bu da bizim uygulamanın sevdiğim özelliklerinden biri. Bu şeffaflık, gerçekten kullanıcıların istediği gibi profillerini yayınlayabilmeleri ve bu noktadan sonra da şeffaf bir şekilde herkesin onun ne alıp sattığını, hangi gün hangi fiyattan alıp sattığını görmeleri aslında çok büyük bir avantaj. Ben de bunu da kullanıyorum kişisel olarak coin alıp satarken. Tamam, son bir soru sorayım sana. Bunu da kullanıcı deneyimi olarak düşünelim. Ortakta ne görmek istersin en öncelikli olarak? Ben portfolyomun grafiğini de görmek isterim aslında. Gerçekten bu istatistik sayfama girdiğim zaman kendi profilimde returnlerimi haftalık, günlük ve aylık olarak değil de bir grafik üzerinde istediğim an, istediğim saati görmek isterim. Bunu aslında traderlarda da görmek isterim. Yani traderların sonuçta hani bir fon yönettikleri gibi bir analoji yaparsak bu fonun aslında günlük returnleri, işte saatlik returnleri belli. Ben bunları da aslında kullanıcıya sunmak isterdim. Bununla beraber geçtiğimiz yatırımcı buluşmamızda da aslında aldığımız çok aldığımız geri dönüklerden biri bu trader profilindeki gönderiler kısmına gerek ifade gerek yorum ekleme opsiyonu. Bunun da aslında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi dediğim gibi bir trader hani bunun artmasını şöyle şey yapmasını bekliyoruz diyor. Orada aslında yatırımcılara da bir söz hakkı doğuyor gibi düşünüyorum ben. Ve bunun da bir eksiklik olduğunu düşünüyorum aslında. Evet. Bu etkileşim bizim
hem platformumuzun biraz eğlence tarafını arttırır hem de dediğim gibi traderlarla yatırımcıların arasındaki bağı da bir bakıma kuvvetlendirir gibi düşünüyorum. Evet, traderların bence bir feedback almaya şeyi de kesinlikle yani, katılıyorum. Hakları da var diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel kendini ifade eden, analiz paylaşan traderlar var. Gerçekten çok iyi update'ler paylaşıyorlar, beklentilerini paylaşıyorlar. Beklentileri tutmadığı zaman da bunu da yine çok açık yüreklilikle söylüyorlar. Yani ben kendi eşimden örnek vereyim. Kripto piyasasına aslında piyasasıyla ortakla beraber tanıştı. Ama hani Arya'nın babasının paylaştığı update'lerden acayip mutlu mesela. Yani şey gibi hissediyor, önem veriliyormuş gibi hissediyor yaptığı yatırıma. Kesinlikle. Yani sonuçta bir yatırım ya. Yani ortada hani oyuncak yok, para var. Emanet ediyorsun ve o emanetinin başında birinin olduğunu bilmek güvende hissettiriyor. Yani düştüğü zaman bile işte Arya'nın babasından genelde hatta yapar. Bugün de bir tane gönderdiğini düşünüyorum. Aynen 60 bu seviyede duruyoruz. 60-500 seviyesini deneyebilir. O zamana kadar tutacağım. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım demesi gerçekten bir güven ortamı sağlıyor. Borsa düşse de artsa da o etkileşim kesinlikle keyifli. Sinancığım çok teşekkürler. Ben bu teşekkür ederim sohbetin abi. İçin. Senin gibi genç bir arkadaşımızın ekipte olması bizim için ne diyeyim çok güzel bir onur gurur kaynağı diyeceğim. İnşallah beraber güzel işler yapmaya da devam ederiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler abi. Tekrardan sağ olasın.